Arkadaşlar herkese iyi haftalar. Şöyle bir Forex tarafından başlayalım. Euro dolarla ve Brent petrol tarafında. Euro dolarda haftalıktan doğru şöyle bir gelelim isterseniz. Biliyorsunuz 18, 1.18 ve 1.15 bandımız 2-3 aydan beri çalışıyordu. Altına bir sarkma yapmıştık. Oradan toplayıp 1.18'e gitmişti. Tekrardan 1.15 bandının altına geldik bu Kasım'da faiz arttırma olasılığının yükselmesiyle beraber. Bu 15'in altında muhtemelen bir 14'lere doğru bir sarkma gelebilir bu hafta içi. O yüzden tekrardan bu bant hala çalışıyor gibi. Bir trend olduğu çok fazla söylenemez ama Kasım'a doğru tekrardan 1.15'in altına 1.14'lere doğru sarkma olasılığı da şu hareketin devamında olası senaryo içinde gibi gözüküyor. Şimdi günlüğe bakarsak günlükte 1.18'den beri olan sert satış yaklaşık 7-8 gündür. Bu 1.15-26 seviyesinin altına bir stopladı. Oradan tekrardan bunun üzerinde kapanış yapmaya çalışıyor. 1.16'lar kuvvetli bir direnç olacaktır bu hafta içi. Satış için fena yerler değil gibi gözüküyor şu haber akışında. 1.15-26'nın altında kaldığı sürece de buradaki düzeltme aşağı doğru devam edebilir bu hafta. Ama bir tepki gelme olasılığı yüksek. Amerikan 10 yıllık tarafında 3.22-86'lara doğru gelen bir hareket. 3 günde çok sert bir hareket oldu biliyorsunuz o haftanın son yarısı. Özellikle 10 yıllıklara yarım saatlik baktığımız zaman 3.22-86 direnci vardı. Aşağıda 3.18'lere bir düzeltme yapmıştı. Bunun üzerine bir kırdı. 22.86'nın çok kalıcı olamadı. Üstünde çok bir momentum gelmedi hareketin. Burada takıldık. Gün içinde göreceğiz. Yani normalde bu hareketin devam etmesi lazım 3.30'lara doğru ama buradaki alım kuvveti biraz kesildi gibi duruyor. Şimdi 86'yı destek yapmaya çalışıyor sabah saatlerinde. Şimdi euro dolar tarafına tekrar gelirsek biraz daha seans içine girersek şöyle bir 60 dakikalık bakalım. Burada 1.15.40 seviyesi arkadaşlar. Şurada bakın bu 60 dakikalık. Şurada iki defa dip yapıp hareketin 1.18 hareketinin başladığı. Sonra tekrardan 15.40'ın altına bir geliyordu. 16'ya sarktı. Sonra tekrardan geldi. Bu 15.40 çok önemli bir yer. Bu geçen Perşembe ve Cuma'da burada takıldık yani 15.40'ta. Aşağıda 14.90'ı çıkardı. Günlük işlem yapacak arkadaşlarımız için. Bu 15.40 yukarı doğru geçerse arkadaşlar kısa pozisyonlarınızı bir değerlendirin. Yani 15.40'ın üzerinde bir 16 hareketi gelebilir. Ama 15.40'ı geçemediği sürece 14.90'ları bir test edecek gibi. 90'ın altında da 14.64 seviyeleri var. Bu hafta bu 14.64 kırılırsa buradaki şu 14.30 seviyesine doğru düzeltme hızlanabilir. Bunu zaten pazartesi salı günü göreceğiz. Dediğim gibi günlükte çok sert bir satışıydı. 7-8 gündür 10 gündür. Burada bir düzeltme süreci yaşıyor. Yani tepki vermeye çalışıyor ama tepki biraz cılız gibi gözüküyor. 1.15.40'ın üzerine geçmediği sürece de grafikteki zayıflama devam edecek gibi duruyor. 15.40'ın üzerine çıkarsa hani short pozisyonlara dikkat etmek lazım. Onun haricinde dediğim gibi ufak ufak geriye doğru geliyor. Petrol fiyatları tarafında biliyorsanız bayağı bir rally vardı. Son 2-3 gündür bu hafta sonu attığım analizde bu 80-50'nin üzerindeki 10 dolarlık Çanakkale'deki 90'lar demiştik ama hani buralarda bir düzeltme Bollinger orta bandına kadar normal gelmesi demiştik. Bu düzeltme Cuma akşamı başladı ve bu sabaha karşı düzeltme geliyor. 82-68'ler gibi destek seviyesi günlüklerde. 30 dakikalığa indiğimiz zaman aşağıda burada 84-10'da bir destek yapmıştı Perşembe günü. Yukarıya doğru son 86-70 hareketini yapıp tekrar 84-10'a gelmişti. Buradaki desteğini kırınca düzeltme hızlandı. İlk etapta 83-30 vardı buradaki direnç yapıp başladığı yer. Burayı destek yaptı. Bunun altında da 82-20'ler ve 82-50'ler var arkadaşlar. Yani bugün içinde 82-50 ve 82-20 bandına yani buradaki şu direncini patlattığı yeri destek yapmak için test etmeye gelebilir. Bu hafta bu satış devam ederse longa dönebileceğiniz 81-20 seviyesi bu hareketin devamında kuvvetli tepki için oynayabileceğiniz bir yer. 82-20 tepki verebileceği bir yer. Yukarılarda 84-10
önemli direnç olacak. Yukarı doğru ataklarda kuvvetli direnç olacaktır. Onun üstünde 85 seviyesi direnç olacaktır. Yani günlüklerde birazcık bir sert bir satış geldi 2-3 gün oraya. Muhtemelen burada bir toparlanma sürecine sonra tekrardan atak yapmaya çalışacaktır 86 seviyesine ama bu düzeltmenin ne kadar devam edeceğini şimdilik şu koşullarda tabii söylemek biraz zor. Bollinger orta bandına geldi günlüklerde. Bunun altına sarkmadığı sürece şu aralıkta güç toplamaya çalışıp tekrar kalkıp kalkmayacağını bu hafta içinde göreceğiz. Herkese iyi seanslar.